4. sezonunu yaşayan Bir Zamanlar Çukurova başladığı günden itibaren karakterleri ve hikayesiyle olduğu kadar arka planda görsel bir şölen sunan Adana manzaralarıyla da beğeni topluyor. Bu hafta yapımın başarılı oyuncusu Polen Emre ile Adana'nın eşsiz tarihi mekanlarından Taşköprü'de buluştuk. Dizi TV'den herkese merhaba. Bugün Adana'dayız. Sevgili Polen Emre ile birlikteyiz. Hoş geldin Polen, nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Ben de çok teşekkür ediyorum. O meşhur filmde, dizide gördüğümüz köprüdeyiz, Taşköprü'deyiz. Gerçekten çok güzelmiş bu köprü. Bize biraz buranın tarihini anlatır mısın? Elbette anlatırım. Burası Roma İmparatorluğu döneminde inşa edilen bir köprü. Çeşitli efsanelere konu olmuş bir köprü. Biliyorsunuz, sen de dedin. Bir sürü filme, diziye konu olmuş. Tablolarda gördüğümüz bir köprü. Yani inanılmaz bir duygu. İşte kaç bin yıllık bir köprünün üzerinde şu an seninle röportaj yapıyoruz. Yani müthiş bir şey bence. Dördüncü yüzyıldan günümüze uzanan Taşköprü tüm ihtişamıyla hala dimdik ayakta. Adana'nın simgelerinden olan bu görkemli yapı kim bilir nelere şahitlik etti. Bilmeyenler için bir kez daha söylemiş olalım. Polen Emre aslen Adanalı. Kendi memleketinde çekilen böylesi başarılı bir yapımda olmak Polen Emre'ye nasıl hissettiriyor merak ediyoruz. Adana'da da çekimin olması tabii ki çok güzel bir şey. Bir İstanbul'dan ziyade Adana'da olması çok daha güzel. Keyifli, çok keyifli geçiyor ve böyle bir işin içinde bulunduğum için çok mutluyum tabii ki. Allah Allah, kim geçti ki böyle çamurlu ayaklarıyla? Neyse, sen bir kovayla bezan da buraları bir daha sil. Böyle olmaz. Üf, yemin içiyorum, bıktım artık Gülten. Bu konağın işi bitmiyor ha. Raşit nerede? Nur bacım, gördün mü Raşit'i? Yok, görmedim. Allah Allah. Bir üstünü giyinip gelecekti. Niye bu kadar geç kaldı ki? Üzüm, sen ne kadar güzel olmuşsun böyle. Fadet abla bak, elbisen bitti. Çok güzel olmuş. Bir Zamanlar Çukurova Türkiye'de olduğu kadar yurt dışında da büyük ilgi görüyor. Bunda Adana'nın payı büyük. Çok fazla yorum alıyoruz sosyal medya üzerinden ve hakikaten dediğiniz gibi burayı çok merak ediyorlar. Seti çok merak ediyorlar. Hem ülkemizin vatandaşları, izleyenlerimiz hem yurt dışı takipçilerimiz çok merak ediyor. Ya, onlar için büyülü bir yer burası zaten. Bu set, Adana... Çünkü onlar bir televizyon ekranından burayı büyülü bir şekilde görüyor. Çok mesaj alıyoruz. Çok mutluyuz bu durumdan ötürü de zaten. Bir Zamanlar Çukurova'nın eğlenceli yanlarından biri de karakterlerin Adana şivesiyle kurduğu diyaloglar. Dizi sayesinde sadece Adana yöre halkınca kullanılan pek çok tabiri duymuş olduk. Polen Emre'yi yakalamışken birkaç kelime daha öğrensek fena olmaz diye düşünüyoruz. Eğer bana soracak olursanız, gerçekten bu yörede çekilmiş, Adana bölgesine çekilmiş en başarılı projelerden biri Bir Zamanlar Çukurova. Şivesiyle de keza öyle. Herkesin bilmediği ama Adanalılara has bir kelime var mı söyleyebileceğin buradan? Ya evet, bu aslında zaten biliyorsun dizide hep biz mutfak takımı çok hakim bu şiveli konuşmaya ve Adanaca kelimelere. Ben zaten mesela senaryoyu okurken bakıyorum, buna Adanalılar şunu dermiş diyorum ve hemen onu Adanaca olarak değiştiriyorum. Var, bir sürü var. Anarya diye bir şey var. Bilmiyorum, duydun mu? Anarya, arabanın arka gelmesi demek. Anarya gel, Anarya gel derler Adana'da mesela. Başka şu kuru pastanın üstünde olan susam mı biliyorsunuz? Susama Adana'da küncü denir mesela. Cincik var mesela. Cam olan işte sürahi, cam tabak. İşte cam olan şeylere cincik denir. Zibil var. Zibili biz dizide de kullanıyoruz genelde mutfak takımı olarak. Çünkü zibil çöp demek. şu zibilleri topla denir. Aklıma bu kadar geldi ama çok fazla ve dizide zaten olağanca kullanmaya çalışıyoruz. Yani şiveyi elden bırakmadan, hani bozmadan ve kararında kullanmaya çalışıyoruz hep. Saniye. Zokkum. Kız haydi. Haydi bırak artık onu Allah aşkına. Sabahtan beri oradasın. Cincik gibi oldu. Git bir çay koy. Hadi iki oturak. Ne bağırıyorsun kız? Zokkumun köküne bağırıyorum. Ben bu ayazda hurlarda yatarsam kesin zatürre olurum. Zaten belim bıkınım ağrıyor. Bir Zamanlar Çukurova'da özellikle Yamanlar Konağı'nın mutfağında gelişen diyaloglara bayılıyoruz. Bizim tabirimizle mutfak ekibi dizinin tadı tuzu. Komik sahnelerde evvelinde böyle konuştuğumuz zamanlar oluyor Saniye ile, Gülten'le, Gafur'la, şimdi Raşit karakteriyle. Şunu şöyle yapalım diyoruz mesela, hani sen şunu de ben bunu diyeyim çok iyi olur falan diye. Güzel paslaşmalarımız oluyor. Çok keyifli oluyor. Yani o an gelişiyor zaten. Bizim hakikaten mutfak ekibi doğaçlama ve anlık tepki verme konusunda hiç mütevazı olamayacağım. Hakikaten çok yerinde şeyler sergiliyor. Hepimiz güzel bir kompakt bir enerjimiz oldu. Kız yiyordun daha vardı orada. Zokka mı yiyordun? Senin artık bu mutfakta bir lokma yemek yemeye hakkın yok. Kaşığı tam doldur. Ha, gönder. Aferin ya. Gafur abi, bu cimcime de aynı senin gibi yiyor ha. Bak hele ya. Nasıl yiyormuşum ki? Aha böyle, arkamdan atlı kovalıyor gibi. Ya Gafur abi ya. Ya. Saniye ablam bizden bilecek ya şimdi. Polen Emre'ye bu güzel gün ve keyifli sohbeti için çok teşekkür ediyoruz. Ve son olarak Adana'ya ilk kez gelecek olan sevgili izleyicilerimiz için biraz tavsiye almak istiyoruz. Zaten çok böyle kısa süreliğine gelirlerse Adana'yı gezmek mümkün olmaz. Hakikaten çok gezilecek yeri var. Zaten Taşköprü'nün bir üstünden geçmeleri lazım. Bir efsanelerini dinlemeleri lazım. Tabii yani bir kebap, bir şalgam içmeleri lazım. Yazın gelirlerse böyle bici diye bir meyveli, böyle buzlu bir şey var, yiyecek var. Onu yesinler, ben çok severim. Nişastalı bir şey. Arkeoloji müzelerimiz çok güzel. Sinema müzemiz çok güzel bir müze. Büyük Saat var, Saat Kulemiz var. Çok güzel parklarımız var. Şu an Merkez Park'ın içindeyiz. Merkez Camimiz var. Çok ya, inanın aklıma gelmeyecek bir sürü yer var gezilecek.